Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 22-28 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar bu hafta daha çok aileniz yuvanız özel hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konu ve kavramlar günlük hayatınızda ön planda olabilir iki tutulma arasındayız Geçen hafta meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulması ve önümüzdeki hafta meydana gelecek olan Yay burcundaki güneş tutulması öncesinde ay bu hafta ışığını yavaş yavaş kapatacak. Ancak tutulma etkileri hayatımızda devam ediyor. Pazartesi günü ay yengeç burcunda başlayacağız haftaya. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba gecesine kadar ay yengeç burcunda. Sizin için biraz daha güvenlik konuları, evinizle ilgili konular, ebeveynler, aile, yuva temaları, Evde yapılacak işler öne çıkarken daha fazla evde de zaman geçirebilirsiniz. Biraz böyle iç dünyanıza yönelmeniz, daha duygusal olmanız, yakın çevre ilişkilerinizin öne çıkması, sevgi ihtiyacınızın artması mümkün görünüyor. Bu tabii ki yakın çevre ilişkilerinizde güçlendirebilir bu dönemde. Perşembe ve Cuma günü ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Aslan bir yandan yaratıcılığınızı ve özgüveninizi arttırırken dış dünyadaki etkinliklerde biraz daha bireysel olarak daha aktif olabilirsiniz bu süreçte. Daha cesur, daha risk almaya eğilimli de olabilirsiniz. Evet aşk hayatınız, romantik konular, flörtler perşembe ve cuma gündemde olabilir. Çocukları olanlar için de çocuklarıyla ilgili konular, çocuklarla yapacağınız etkinlikler, onlara dair planlar yine perşembe ve cuma hafta sonuna doğru daha fazla gündemde olabilir. Cumartesi ve pazarsa ay başakta biraz iş var hafta hafta sonu. Yani birikmiş işler var, böyle detaylı işler var. Mesleğinizle ilgili konular olabilir incelemeler, araştırmalar, belki muhasebe işleriniz var, evinizde böyle düzenlemeler, temizlik, hijyen gibi konular ya da sağlıkla ilgili bakımlar evcil hayvanlarınızın kontrolleri ve benzeri konuları da hafta sonu programınıza alabilirsiniz. Bu hafta başı itibariyle güneş artık yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da Merkür de yay burcuna geçiyor. 13 Aralık'a kadar Merkür yay burcunda olacak. Enerjiler artık yavaş yavaş değişirken sizin için aslında biraz daha maceracı, biraz daha belki özgüvenli, daha iyimser etkiler de vermeye başlayacak bu durum. 9. evinizde ilerlemekte olan Güneş ve Merkür uzak hedefleriniz, bazı konulardaki inançlarınız, düşünceleriniz bunlara size odaklarken yurt dışı konuları, belki akademik konular, belki hayatınızdaki bazı gezi ve seyahatlerle ilgili konuları da önümüzdeki haftalarda yine sizin için ön plana taşıyabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.